Beni tekrar aday yapın diye değil, kaybediyoruz diye endişelerimi paylaştım. Kaybediyoruz diye endişelerimi paylaştım. Ben hayatım boyunca kaybetmeyi hiç hazmedemedim. Hiç hazmetmedim. Ve bu kaybetmeye de hiçbir şekilde gönlüm razı değil ve bunu sonuna kadar da direneceğimi ve de halkımla birlikte, mahallelerle birlikte, çocuklarla birlikte karşı duracağımı birlikte söyledim. Geldiğimiz noktada biraz önce bir görüşme tekrar yaptım. Sayın Genel Başkanım dedi ki, başkanım biz sizi çok seviyoruz. Sizinle hep varız. Partide önemli görevlerde sizi addedelim. Görev verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Ekrem Başkan da sizi çok seviyor. Bizler de çok seviyoruz ama bunu aşamadık dediler. Ben şimdi bir dakika yok yok. Bir saniye. Bir dakika sonunda. Şimdi şunu ısrarla daha benim hemen tazeyken soruyorum, sonrası devamını dediğim gibi bütün her yerle konuşacağız. Ya bir partinin genel başkanı ve bu işin içinde çok önemli bir, çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı, ben 15 yıldır bütün arkadaşlarımızla beraber, o görevde yapan arkadaşlarımızla konuşarak karar verdik. Aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum. Aşılamayan nedir? Aşılamayan nedir? Aşılamayanı eğer bu partiye bu kadar hizmetin olmuşsa, şahsen soruyorum, ve de bu kadar insan olmadık yerlerde eğer sizleri iktidar yapmışsa ve böyle bir sorumluluktan uzaklaşmanın bir anlamı var mı? Hayır. Yok. O zaman bu aşılamayanın ne olduğunu lütfen bu halka açıklayın. Neyi aşamadınız? Bunun birlikte karar verin, birlikte yürüyeceğimizi ısrarla belirttim. Ve şimdi sıra tam da o noktadayız. Sizden onay almadan karar vermeyeceğim dedim. Bunu özellikle söyledim. Arkadaşlar bir saniye. İşte tam da o andayız. Yani karar anında. Karar anındayız şu anda. Şimdi sizlere soruyorum. Bunu önümüzdeki 40 gün içinde her bir noktada, her bir ocakta giremediğim, gidemediğim köşe yok. Her bir köşede ısrarla soracağım. Son anına kadar soracağım. 31 Mart'a kadar soracağım. Var mıyız, yok muyuz? Soruyorum. Tamam mı, devam mı? Kararı verdik. Kararı verdik. Halkımız Sarıyerli. Biraz önce saydığım nedenlerden dolayı bu süreçteki kaygılarımı hisseden tüm sevgili dostlarımla birlikte halkımız yürü dedi, yürüyoruz. Yolumuz açık olsun. Daha öncesinde olduğu gibi yine birlikte kazanacağız. Bağımsız aday olarak devam ediyoruz. Şimdi sizlerden toplumumuzun temeli olan barış, hoşgörü,
insanlık, yaklaşım, dostluk üstüne sizlerden söz istiyorum. Hiç kimseye kişisel olsun, ailevi olarak olsun, hiç kimseye en ufak zarar vermeyeceğiz. Kimseye kötü söz söylemeyeceğiz. Biz şunu biliyoruz. Biz hep güzel konuştuk. Ben bu yaşıma kadar hiç kimseye zarar vermedim. Yine zarar vermeyeceğiz. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Biz bu hakkımızı, dediğim gibi, bu doğrudan Türkiye'nin yarını, memleketimiz yarını çok yakından ilgilendiriyor. Tüm sevgili Sarıyerlilere, özellikle Sarıyer dışındaki dostlara, gelin, gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de bir kez daha. Demokrasinin yollarımız açık olsun. Hemen başlıyoruz. Hemen başlıyoruz. Biraz sonra ilçe seçim kuruluna müracaatımızda başlıyoruz. Tekrar yavrularımın yolları açık olsun. Kreşlerdeki bebelerimin yolları açık olsun. Herhangi bir siyasi partiden istifa edip bir siyasi partiye geçmek gibi bir düşünce. Şunu ısrarla söylüyorum. Anlaşılamayanı anlatmak, vazgeçilemeyeni ısrar üzerinde dik durmak ve de en önemlisi bugün Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in söylediği aşamadığımız dedikleri noktaları aşmak için.